Gün geçmiyor ki bir insan daha kendini hayat denen animenin ana karakteri sanmasın. Dün Twitter'da muhteşem bir olay yaşandı ve sonunda onu bulduk. Max Level Duyarcı Aktivist Final Boss. Muhteşem bir abimiz. Polinesköy Tabiat Parkı'nda Salkano bisikletin doğaya bıraktığı plastik çöpleri topladık. Güzel, harika, iyi niyetle yapılmış bir olay. Doğa kurtarıldı, bitti, defteri kapattık değil mi? Yok, kapatmadık. Ardından Salkano bu tweet'e cevap verdi. İlgi ve duyarlılığınız için teşekkürler. Fakat parkurdaki işaretler 8 Ağustos tarihinde yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda sporcuların antrenman yapması, kaybolmaması için Şimdi yarışa iki gün kala daha fazla işaret olması için şeritlenecek ve yarış sonrası tüm şeritler toplanacak. Oo. Bu ciddi. Şimdi Nevit abinin tarafından bu kötü bir olay. Kötü bir imaj bu gerçekten. Özellikle neden kötü? Çünkü bu bisiklet yarışı. Hani bisiklet doğaya en az zarar veren ulaşım aracı olduğu için zaten doğaya duyarlı olan insanlar bisiklet kullanımını promote etmeye çalışıyorlar. Hollanda'da millet işe bisikletle gidiyor. Hollanda dümdüz. Şu andan sonra peki yapılması gereken şey ne? Aa tamam kusura bakmayın ben öyle bir amacı olduğunu bilmiyordum. Affedersiniz falan. Yok öyle olmadı. Yarışacak olmanız o tabiat parkını size ait kılmaz. Başkaları da var. Sadece manzarayı izleyen. Sadece fotoğraf çeken. Sessizce yürüyen. Şimdi burada herhalde sanatçı tayfayı samınlamaya çalışıyor. Satır satır ve kafiyeli bir şekilde yazarak. Çünkü bu yazıyı baktığınız zaman bir şiir kitabının içinde hayal etmek çok da zor değil. Başkaları da var. Sadece manzarayı izleyen. Sadece fotoğraf çeken sessizce yürüyen sanatçı tayfa gelmedi kimse gelmedi. Bütün Türkiye bir araya geldi dün Twitter'da. Hani vegan'ı et yiyeni el ele tutuştular. Türk, Kürt, Alevi sırt sırta verdi. Ve bütün Türkiye artık gurbetçiler geçmiş farklarını bir kenara bıraktılar ve abiye laf anlatmaya çalıştılar. Gerçekten bütünleştirici bir andı. Sonunda Türkiye'ye barışı getirdik ve gözlerim yaşardı. Onlar 8 Ağustos Türkiye şampiyonası parkur işaretleri. Sayenizde sporcular idman yapamayacak ve yeniden işaretlenecek. Keşke toplamadan önce sorsaydınız. Yarışı izlemeye bekleriz. Şimdi bazı haber kanalları birkaç tane bisikletçinin kaybolduğuna dair haber yayınladılar. Bu doğru mu bilmiyorum çünkü haber kanallarına hiçbirine güvenmiyorum. Ama doğruysa aşırı komik. Bir de düşünsene bu aslında yaşanmadığını. Gerçi linç diyemem çünkü öyle küfür, hakaret falan çok fazla yoktu. Daha çok bir kişiye bu abi bak abi dinle beni. Bu tarzda bir olaydı. Düşün o işaretleri toplayan çöpe atan kişisin ve akşam haberlerde görüyorsun bisikletçiler kayboldu. O an bir şey olursun. Mu? Ne yaptım ben? Abi olmadı galiba. Doğada gezmeye fotoğraf çekmeye gitmiştim. İdman yapan kimse yoktu. Ama kimseden saymadığınız ben vardım ben Yaşar Usta. Hani bu cümleyi görünce olayın biraz daha derinini anlayabiliyorsun. Çünkü ben varım ve ben bir şey yaptım demek yani insani bir ihtiyaç aslında. O yüzden abinin bu kadar ısrarcı olmasından sonra zaten insanlar acaba bu gerçekten iyi niyetli bir olay mıydı diye sorgulamaya başladılar. Bu iyi niyetli miydi yoksa bir, bir duyar kasma çabası mıydı? Kasmak diyorum çünkü bundan daha önce de bahsetmiştim. Bu duyarlı olmak gibi bir şey değil. Bu online bir çar kasarmış gibi internette puan toplamaya, XP toplamaya benziyor. Öyle olmayabilir de her zaman internette iyi bir şey yaptığını gören bir insan duyar kasıyor demek değil. Ama bu kadar fazla ben, ben yaptım. Kimseden saymadığınız o ben var ya, o yaptı bunu. Dediğin zaman insanlar niyetini sorgulamaya başlıyor. Bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacak. Doğayı seyretme sırasında her adım başı reklam. Bu reklamlar bende olumlu değil, olumsuz etki yapıyor. Kimisi de reklamın iyisi kötüsü olmaz diyor. Bu reklamlar bende olumsuz etki yapıyor. Bu bir argüman değil. Yani kişisel olarak bir insanda olumsuz etki yaratıyor olabilir. Rahatsız etmiş olabilir ama maalesef dünyada işler böyle yürümüyor. Çünkü hani bu dünyada asansörden rahatsız olan insanlar var. Asansöre bakmaya bile dayanamayan insanlar var. Bu binaya asansör yaptınız ama... Beni hiç düşündünüz mü? Ben asansör fobim var. Argümanın bitmeye başladığı yerde hisler başlıyor. Çünkü hisler inkar edilemez. Ben bunu sevmedim. Ha, ne diyeceksin? Bak bu konuda eksper bir insan olarak söylüyorum size. İnsanın yaptığı her şeyi internete atmaması gerek. Ellerinize sağlık ama hemen çöpe atın derim. Salkanlı reklama oluyor. Reklama mani olmamak için görünecek şekilde çöpe attım. Hayır çöpe attığım belli olacak şekilde fotoğraf çekebilmek için görünecek şekilde çöpe attım. Bence postu daha fazla rezil olmadan kaldırın. Orası bir yarış parkuru ve yakında yarış koşulacak. Onlar parkurun işaretleri. Bugün yeniden şov olsun diye söktüğünüz o bantları yeniden koyacaklar. O kadar merakınız varsa sizi gerçek çöpleri toplarken görelim. İnsanlar yavaş yavaş böyle itamda bulunmaya başladılar. Şov yapıyor ya falan ve hani hakikaten şov gibi durduğu yerler var. Çünkü hepimizin illaki yerde çöp bulup çöpe attığı durumlar olmuştur. Ama bunu çekip internette paylaşmadık. Biraz seyirci isteği gibi hani böyle bakın varlığımın farkında olun. Kimse görmediyse iyi bir şey yapmanın ne anlamı var ki? Yani bu konuda konuşacak insan ben değilim. Çünkü ben hani birilerinin beni izlediği hayattan da artık yeterince tatmin olduğum için seyircisiz bir şekilde bir şeyler yapmak da beni tatmin edebiliyor. Ama herkesi tatmin etmeyebiliyor tabii. Seyirci olmadan iyi bir şey yapmak. Kirlettiğiniz tabiat parkının sadece size ait olmadığını, bana da ait olduğunu kabullendiğiniz gün iletiyi kaldırırım. Ya tamam abi bir şey demedik sana da ait ya. Bırak iki yarışsınlar sonra gideriz tekrar. Tabi bu tartışma full tek taraflı değildi. Nevit abinin tarafını tutan insanlar da oldu. Doğada plastiğe yer olmamalı. Üzerinde ister salkana yazsın doğada yeri yoktur. Çevre dostu boyalarla veya ahşap işaretlerle de yön belirtilmesi yapabileceğini düşünüyor. Ahşap işaretlerle. Yani plastikten yapmayalım direkt ağacı keselim işaret yapmak için. Peki, doğada plastiğe yer yok. Tabii ki de, tamam katılıyorum. Ama bunu yani ağaç kavuğunda yaşayan bir insan değilsen falan söylemeye hakkın da yok çünkü biz çimentodan yapılma binalar içinde yaşayan insanlarız. E biz bu binaları yapmasaydık ya burada gayet de güzel ağaç da yetişirdi, çimen de yetişirdi, bitkiler de yetişirdi. Biz doğanın içinde kendi yerimizi belli edip orada aletler yapıyoruz, insanlığın başından beri yaptığımız şey bu. Ve bu alet yapımı sırasında tartışmalı bir konu ortaya atacağım şu an ama insanoğlunun icat ettiği en güzel şeylerden biri plastik. Çünkü hani hafif bir şey ve istediğin sertlikte yapabiliyorsun. Gerekirse böyle bir sertlikte. Hani gerekirse böyle bir sertlikte. Ve istediğin şekle sokabiliyorsun. Sorun plastik değil. Plastiğin yanlış kullanımı, fazla kullanımı, gereksiz kullanımı ve geri dönüştürülmemesi. Ki Nevit abi de farkında plastiğin güzel bir şekilde de kullanılabileceğinin. Çünkü yabancı hesabını kontrol ettim. Direkt sabitlenmiş tweet'i 3 boyutlu yazıcıyla basılabilen plastik bir şırınga tutacağı. Güzel şeylerde de kullanılabiliyor yani plastik. Yanlış anladığınız konuyla ilgili Salkano bisiklet ve sporculardan özür dilemeniz gerekiyor sanırım. Markaların reklam yapmak için doğaya kendi isimlerini yazdıkları plastiğe boğmak dışında başka çözümler bulmaları gerekiyor. Bisiklete binen ve seven biri olarak bu reklam biçimi bende olumsuz etki yarattı. Orası bir tabiat parkı ve tüm etkinlikler, reklamlar buna uygun olmalı. Abicim o tabiat parkurunu kurmak, o şeritleri bastırmak, onları asacak eleman bulmak bunlar bedava değil. Talkano da bu işin sponsoru ve bu işin maddi giderlerini karşılamak karşılığında kendi reklamını da yapacak elbette. Tıpkı iyi bir şey yapan insanların Twitter'da kendi reklamlarını yapmaları gibi. Şimdi bak Salkano yarışlardan sonra o koydukları şeritleri gerçekten topluyor mu yoksa orada bırakıp gidiyorlar mı bilmiyorum. Eğer bırakıyorlardıysa şu andan sonra bırakmayacaklar. O zaman iyi bir şey oldu diyebiliriz yine. Ama eğer bırakmıyorlarsa hiçbir yere plastiğe boğmuş Plastik bir araçtır ve ürettiğimiz en iyi araçlardan biri insanlık olarak. Kullanırsın, kullanımı bittikten sonra geri dönüştürebilirsin. Tıpkı 3 boyutlu yazıcıyla basılan şırınga tutacaklarının da işte dünyayı plastiğe boğmak olmadığı gibi. Hatta şırıngaların kendisi de plastik be. Şimdi bak neden bu kadar olumsuz etki yaratmış olabilir acaba diye düşündüm. Hani bir renk kontrastı var. Tamam mı? Yeşilin yaygın olduğu bir alanda o kırmızı şeritleri görmek insanın çok fazla dikkatini çekmiş olabilir. Ki onun da başka bir yolu yok. Düşündüm hani o şeritler yeşil renkli olsaydı büyük ihtimalle o kadar dikkat çekmezdi ya da göze batmazdı diye. Ama amaçları o. Göze batmaları gerekiyor çünkü işaret ediyorlar yolu. Bir de abi radyoloji bölümünden. Hani büyük ihtimalle birçok kanser hastasıyla ilgilenmesi gerekmiştir şu ana kadar. Büyük ihtimalle benim yapmayı hayal edebileceğimden çok daha fazla insanın hayatını kurtarmıştır. Ve büyük ihtimalle benim kaldırabileceğimi düşündüğümden çok daha fazla fazla insanın hayatını kaybettiğine de şahit olmuştur. Oradan bir plastiğe karşı hassasiyet geliştirmiş olabilir. Hani Google Akademik'te makalesi var adamın. İstanbul'daki doktorların çok fazla sigara içmesiyle alakalı. Hani böyle kanserojen maddeler vesaire o yüzden plastiğe karşı bir hassasiyeti olabilir. Hehe <laughs> psikolog konuştu. Sonrasında söküyorlarsa uygun bence. Ki söktüklerini söylüyorlar. Ve hiçbir marka hiçbir zaman yalan söylemez. <laughs> Birisi de bak karşı çıkmış ama Nevit abi kendisini desteklediğini sanmış. Türkiye'de her şey olursun gerçekten bir rezil olamıyorsun. Bu bir kez daha kanıtlandı. Teşekkürler etkileşim hastalığının yaşı yok. İlk önce işin aslını öğrenmek çok önemliymiş. Umarım bunu anlamışsınızdır. Abi herhalde bunu Salkano'ya yazıyor sandım. Para ve marka sahipleri parayı basınca her şey yapılabilir sanıyorlar. Hayır abi para ve marka sahiplerinden bahsetmiyordu o sırada. Ama cidden Salkano'nun bu abiye ciddi bir reklam ücreti ödemesi gerekiyor. Son yıllarda daha iyi bir Salkano reklamı görmedim ben. Hani para bassalar bu kadar iyi bir reklam yapamazlar. Aslında yapabilirler. Bana sponsor olurlarsa. Salkano. Ara beni. Ne ara ya? Herkes ekmeğinde. Bazıları da eleştiriyi çok abarttı cidden. Renksiz, antisosyal, diplomayla, ünvanla toplumda yer edinmeye çalışan ezik tiplerden biri daha. Evet, renksiz ifadesini çok ironik bir yerde kullanmışsın gerçekten. Hani neyi kastettiğini biliyorum renksiz derken. Ama kontrol ettim adamın renkli MR konusunda yaptığı araştırmalar var. Tam olarak ne yaptığını bilmiyorum. Çünkü renkli MR'ın icadını araştırdım. Başka biri çıktı. Yabancı biri. Hani geliştirmesinde katkıda mı bulundu? Türkiye'ye mi getirdi? Tam olarak ne yaptığını bilmiyorum ama o konuda çalışmaları varmış. Adeta beni adam yerine koyun ciddiye alın dercesine bakışından, duruşundan, mimiklerinden anlaşılıyor böyle tipler. Çok var bunlardan. Öğrenim verilebiliyor ama eğitilemiyorlar. Yazık. Şimdi tamam abartmaya gerek yok gerçekten. Bazen her insan hata yapar deyip frene basmak gerekiyor biraz. Buradaki tek hata ne? Geri adım atmamak. Bu iyi ihtimal. Yanlış yaptığını fark etti ve geri adım atmak istemiyor. Bu iyi ihtimal. Çünkü hani biraz daha uğraşarak, biraz daha anlatarak belki geri adım attırabilirsin o tarz insanlara. Diğer ihtimal daha kötü. Yanlış yaptığını düşünmüyor olma ihtimali. Çünkü hani benim gözlemlediğim kadarıyla bu duyarcı, aktivist insanlar kendilerini hayatın ana karakteri olarak görmeye çok müsait oluyorlar. Ve size söyleyeyim hani ortaokul zamanlarında Sharingan'ı açmaya çalışan bir insan olarak size söylüyorum hayatın ana karakteri değiliz. Cık, yok hayır öyle bir şey yok. Ve insan kendini o ana karakter süper kahraman sanarken bir anda toplumdan böyle aşırı tepki alınca süper kahraman olmadığının farkına varıyor ama yine de ana karakter olması gerekiyor ya. Bu sefer neye dönüşüyor? Vigilante, Joker falan gibi. Toplum. Bütün toplum böyle gidiyor ben böyle gidiyorum işte. Koyun sürüleri. Toplumumuzda çok yanlış bir şeyler var. Bunu bir tek ben biliyorum. We live in a society Muruk. Siz koyunlara öyle gidersiniz ben kendi yolumdan giderim. Hiçbirimiz ana karakter değiliz. Bu kesinlikle başarılarını hafife almak gibi değil. Çünkü yılın doktoru ödüllerinden birini kazanmak gerçekten boru değil. Bir de bu ödül yılın yenilikçi dahili bilimler doktoru. Hani 54 yaşındayken yenilikçi bir insan olarak ödül kazanmak gerçekten kolay değil. Yılın doktoru ne acı ya? Bana cipsen siyah transa çıktı bir kere. Ya geçen gün ben de yayla parkurlarında reklam amaçlı atılmış boş Efes, Tubor, Pepsi, Kızılay şişeleri topladım. Reklam amaçlı atılmış primalar, Migros paketleri, Hayat, Sakasu, Pet şişeleri topladım. Kağıt bardaklarda ve karpuz kabuklarında reklam yoktu ama sizi pistlerde görmek isteriz. Bu tweet çok garip bir şeyi fark etmemi sağladı. Plastik çöp toplamış gözükmenin en kolay yolu işaret şeridi sökmek. Çünkü relatif olarak diğer çöplerden daha hijyenik bir çöp. Hani başka birinin elinin ağzının değmediğini ve kullanılıp atılmış bir şey olmadığını biliyorsun en azından. Biri de şöyle yazmış. E ona göre her şey çöp. Siz bence oturduğunuz binayı da yıkın. Kullandığınız arabayı da çöpe atın. Mantıklı bir argüman ama Nevit abi buna muhteşem bir cevap vermiş. Vay be. Peki. Ben bisiklete spor amaçlı binerim. Bunun için bir yeri kirletmek gerekmiyor. Abi fazla oksijen sana yaramamış olabilir mi? Kafa yapmış gibi biraz. Parkur işaretlemesi olmadan nasıl yarışacak insanlar o ortamda? Haksız olduğunu sen de biliyorsun ama kendini haklı çıkarmak için feci şekilde saçmalamışsın. Ha işte mesele burada. Hani umarım biliyordur haksız olduğunu. Çünkü bu olaylar patladıktan sonra bu halkın cahilliğini fazla hafife alıyorsunuz diye bir tweet retweetlemiş. Bak dediğim gibi işte Joker sendromuna dönüşüyor direkt olay. Toplum. We live in a society morg. Ama tabii her abs Twitter olayında olduğu gibi bu olayda da mimler muhteşemdi. Değdi yani. Çevre duyarlılığınız nedeniyle kaybolan yarışmacılardan biri. Yazıklar olsun aynısını polis teşkilatı da yapmış. Hepsini topladım. Umarım toplumumuz bu şekilde daha temiz bir yer haline gelir. Çok iyi olmuş abi. Ben de hava kirlettikleri için bunları topladım. Biraz elektrik çarptı ama doğa için değer. Birisi şöyle bir edit yapmış. Muhteşem. Sonra Nevit abimiz profilinde sökülmüş girilmez şeritleri içeren birkaç tane fotoğraf paylaştı ve anlık yazdı. Güzel ve olayı biraz kendisinin de ciddiyetini yumuşatmaya çalışması hoş olmuş. Profilde de mizah yazıyor zaten. Büyük ihtimalle mizah şöyle bir abimiz. Evet bu olaydan alacağımız ders hiçbirimiz hayatın ana karakteri değiliz. Ha bu demek değil ki uğraşmayın hiçbir şey yapamazsınız. Uğraşın tabi, uğraşın ama aklınızın bir köşesinde bulunsun. Şey hikayesindeki gibi işte çocuk deniz yıldızlarını denize geri atıyor falan. Adamın biri geliyor. Lan ne fark eder? 100 tane geri geliyor. Çocuk da diyor ki işte bunun için fark etti şu an. Uğraşın tabi. Ama aldığımız daha önemli ders de şu ki bazen geri adım atmak gerekiyor. Bu onun hayat dersi veriyorum. Hayatınızı seyircisiz bir şekilde yaşama imkanınız varsa yaşayın. Aynen, bu kadar da. Kendinize iyi bakın. Manzara izleyip fotoğraf çekilmeniz tabiat parkını size ait kılmaz. Başkaları da var. Bisiklet yarışı için antrenman yapan. Satır atlayarak yazıyor olmanız size haklı kılmaz. Başkaları da var. Satır atlamadan yazan.